Bugünkü dersimizde fotosentez hızını etkileyen faktörlere bakacağız. Fotosentez hızını etkileyen faktörleri biz iki alt başlığa ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi çevresel faktörler veya diğer bir ifadeyle dış faktörler. Diğeri ise kalıtsal faktörler yani iç faktörlerdir. Çevresel faktörler dediğimiz zaman adından da anlaşıldığı gibi bitkinin kendisiyle ilgili olmayan dışarı kökenli etkilerdir. Örneğin ışık şiddeti, örneğin sıcaklık, örneğin karbondioksit miktarı. Bunların hepsi dış faktör yani çevresel faktörlerdir. İç faktörler dediğimizde ise bir diğer ifadeyle kalıtsal faktörler bitkinin kendisiyle ilgili olan faktörlerdir. Örneğin stomanın konumu, stomanın sayısı, klorofil miktarı, yaprak ayasının genişliği gibi biz özellikle ne yapıyoruz? Görüyoruz. Çevresel faktörler, dış faktörler dediğimiz zaman birincisi ışık şiddeti. Arkadaşlar ışık şiddetiyle fotosentezle arasındaki ilişkiye baktığımız zaman ışık şiddeti arttıkça fotosentez hızı bir süre artar. Belli bir süre sonra sabit olarak ne yapacaktır? Kalacaktır. Önce artıyor, sonra da sabit olarak devam edecektir. Özellikle grafiklerin şekillerini bilmemiz gerekiyor bu konuda. İkincisi karbondioksit miktarı. Karbondioksit miktarına da baktığımız zaman yine karbondioksit miktarı arttıkça fotosentez hızı belli bir süre artar. Belli bir süre sonra ise sabit olarak devam etmektedir. Yani belli bir dolgunluğa ulaştığı zaman artık fotosentez hızı sabit hızda devam etmektedir. Şurası, şu kısım fotosentezin durduğunu değil, sabit hızda devam ettiğini bize göstermektedir. Bakın, burası durduğunu göstermiyor bize. Burası sabit hızda devam ettiğini göstermektedir. Işık şiddeti ve karbondioksit miktarının birlikte etkisine baktığımız zaman özellikle ışık şiddeti arttıkça yani yüksek ışık şiddetinde karbondioksit miktarı tabii ki yeterli düzeyde varsa o zaman fotosentezin bağlı hızı artmaktadır. İşte pembe renkli de gördüğümüz gibi. Düşük ışık şiddetinde ise fotosentez hızı karbondioksit miktarı yine aynı oranda olmasına rağmen daha düşük oranda fotosentez hızı gerçekleşmektedir diyoruz. Arkadaşlar özellikle fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimeleri enzimatik reaksiyonlar içerdiği için fotosentez reaksiyonları baktığımız zaman sıcaklık değişimlerinden etkilenmektedir. Yani belli bir sıcaklığı aştıktan sonra fotosentez gerçekleşmez veya belli bir sıcaklığın altında fotosentez gerçekleşmez. Çünkü enzimatik reaksiyonlar içermektedir. Burada da özellikle yüksek ışık şiddeti ve düşük ışık şiddetine baktığımız zaman yüksek ışık şiddetinde işte 30-35 veya işte 25 bu aralıklarda fotosentez hızının hızla artış gösterdiği ancak 35-40'tan sonra hızla azalma gösterdiğini ne yapıyoruz? Gözlemliyoruz. Bir diğeri ışığın dalga boyu. Arkadaşlar ışığın dalga boyuyla ışık şiddetini birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Işık şiddeti grafiğimiz nasıldı? Işık şiddeti grafiğimize bakacak olursak önce artıyordu, sonra sabit hızda devam ediyordu. Ancak ışığın dalga boyuna baktığımız zaman ışığın dalga boyunda bir dalgalanma var gördüğünüz gibi. Burada kırmızı ve mor ışıklarda fotosentez hızlı, yeşil ışıkta ise fotosentez yavaştır. Bir önceki dersimizde klorofilin ve ışığın etkisini anlatırken demiştik ki yeşil yeşili yansıtacağından dolayı fotosentez hızı yeşil ışıkta az gerçekleşmektedir. Kırmızı ve mor ışıkta ise soğurma daha fazladır. Bu yüzden fotosentez hızı daha hızlı gerçekleşmektedir. Bir diğer faktör su ve oksijendir. Arkadaşlar su özellikle bitkilerde veya siyanobakterilerde fotoliz reaksiyonlarında kullanılmakta. Yani elektron, hidrojen ve atmosfere verilen oksijen kaynağı olarak kullanılmaktadır. O yüzden su miktarı da bu yönüyle etkilidir. Ayrıca enzimlerin çalışabilmesi için suya ihtiyaç vardır. Bu nedenle
Bu yine fotosentezini etkileyen önemli faktörlerdendir. Madensel tüzler minerallere baktığımız zaman burada minimum kuralından bahsetmiştik bir önceki derste. Minimum kuralına göre fotosentezini etkileyen bu minerallerden az olanına göre fotosentez hızı belirlenir. İşte biz buna minimum yasası diyoruz. Şöyle bir yine hatırlayalım. Magnezyum. Magnezyum klorofilin yapısına katılıyordu. Mangan ve klor. Mangan ve klor arkadaşlar bu ikisi suyun fotolizini sağlamaktadır. Suyun fotolizinde görevlidir. Demir. Demir klorofilin yapısına katılmıyordu. Ancak demir klorofil sentezini sağlayan enzimlerin kofaktörüydü. Bu yüzden demir önemlidir. Ortam pH'i. Ortam pH'i de sonuçta fotosentez enzimatik reaksiyonlar içerdiği için pH'ten etkilenmektedir. Enzimatik reaksiyonlarda pH grafiği nasıldıysa, yani şu şekilde hatırlayacak olursak. Yine grafikte, pH grafiğinde, şurası fotosentez hızı tabii ki. Şurası ise pH olarak belirtebiliriz. İşte pH de yine sıcaklıkta olduğu gibi bir çan eğrisi şeklindedir. Biraz önce dedik ki bir kalıtsal faktörler var, bir de çevresel faktörler var. Önce çevresel faktörlerden bahsettik. İşte ışık şiddeti, karbondioksit miktarı, ışığın dalga boyu, su miktarı, sıcaklık, pH, mineraller, bunlar bizim fotosentez hızını etkileyen çevresel yani dış faktörlerdir. Bir de iç faktörler var, yani kalıtsal faktörler var. Kalıtsal faktörlere baktığımız zaman kalıtsal faktörler kütükula tabakasının kalınlığı. Neydi kütükula tabakası? Yaprağın üst kısmında bulunan mumsu tabaka. Hücrelerdeki klorofil miktarı, kloroplast sayısı, stomanın sayısı, büyüklüğü, yapraktaki konumu, enzim miktarları, yaprak hücreleri arasındaki boşlukların büyüklüğü, mezofil ve epidermis tabakalarının kalınlığı, kök ve gövdenin yapısı, yaprak yüzeyinin genişliği, bunların hepsi de kalıtsal faktördür, iç faktörlerdir. Gördüğünüz gibi bu faktörler bitkinin kendisiyle ilgili olan faktörlerdir. Pardon. Şimdi arkadaşlar, bu bilgiler ışığında fotosentez ve oksijenli solunumun karşılaştırılmasını yapalım. Fotosentezde klorofil bulunan canlılar gerçekleştirebiliyordu. Oksijenli solunumda böyle bir kısıtlama yoktu. Oksijenli solunum baktığımız zaman prokaryotlarda da, ökaryotlarda da gerçekleşebiliyordu. Fotosentez prokaryotlarda sitoplazmada, ökaryotlarda kloroplast organelinde gerçekleşiyordu. Oksijenli solunuma baktığımız zaman oksijenli solunum prokaryot canlılarda sitoplazmada, ökaryotlarda ise sitoplazmada başlıyordu, mitokondride tamamlanıyordu. Fotosentez ışık altında gerçekleşir, yani gündüz gerçekleşir. Solunum, oksijenli solunum gece gündüz gerçekleşmektedir. Fotosentezde karbondioksit, su, H2S veya H2 gibi moleküller kullanılır, harcanır. Ancak oksijenli solunuma baktığımız zaman organik maddeler, glikoz, aminoasit, yağ asidi gibi organik maddeler harcanır. Tabii oksijen kullanılıyor. Olay sonucunda fotosentezde glikoz ve oksijen üretilir. Oksijenli solunumda ise karbondioksit ve su üretimi gerçekleşmektedir. Fotosentezin amacı besin üretmek, oksijenli solunumun amacı enerji üretmektir. Fotosentezde inorganik maddeler organik maddeye dönüşürken solunumda organik maddeler inorganik maddeye dönüşmektedir. Fotosentezde ışık enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüşürken oksijenli solunumda kimyasal bağ enerjisi ATP enerjisine ve ısı enerjisine dönüşmektedir. Fotosentezde ışık enerjisiyle ATP üretimi gerçekleşir.
Yani fotofosforilasyonla ATP üretimi gerçekleşir. Oksijenli solunumda substrat düzeyinde fosforilasyon ve oksidatif fosforilasyonla ATP sentezi gerçekleşir. Her ikisinde de ETS elemanları görev alır. Her ikisinde de ETS elemanları görev alır. Fotosentezde pro ağırlık artar. Yani canlının ağırlığı artar. Oksijenli solunumda ise canlının ağırlığı azalır. Fotosentezde ışık enerjisi sentezlenen besinlerde kimyasal bağ enerjisi olarak depolanır. Bunu biraz önce söylemiştik. Oksijenli solunumda ise ATP ve ısı enerjisi olarak açığa çıkar. Fotosentez endergonik tepkimedir. Ancak oksijenli solunum egzergonik tepkimedir diyebiliriz. Bir diğer önemli nokta kemosentezdir. Pardon. Kemosenteze baktığımız zaman arkadaşlar, kemosentez tanımsal olarak diyoruz ki inorganik maddelerin oksidasyonu sonucu elde edilen kimyasal enerji kullanılarak inorganik maddelerden organik madde sentezlenmesidir. Cümlemi tekrarlıyorum. İnorganik maddelerin oksidasyonu sonucu. Yani inorganik maddeyi oksitleyerek, oksijenle tepkime sokarak elde edilen kimyasal enerji kullanılarak inorganik maddenin organik maddeye dönüşmesidir. Arkadaşlar, kemosentez reaksiyonlarında ışık enerjisi kullanılmaz. Kemosentez reaksiyonlarında atmosfere oksijen gazı verilmez. Bunlar önemli noktalar. Kemosentez reaksiyonlarında ışık enerjisi kullanılmadığı için gece gündüz besin üretimi devam eder. Kemosentez yapan canlılar klorofil pigmenti taşımazlar. Kemosentez yapan canlılar kesinlikle prokaryotturlar. İşte fotosentezle kemosentezin kıyaslanması. Fotosentezde klorofil görev yapıyor. Kemosentezde klorofil bulunmuyor. Fotosentezde foto ışık demek. Işık enerjisi kullanılır. Kemosentezde kimyasal enerji kullanılır. Fotosentezde genellikle atmosfere oksijen gazı verilir. Kemosentezde oksijen gazı açığa çıkar ancak atmosfere verilmez. Yani burada atmosfere verilmez anlamında çıkmaz diye belirttik. Atmosfere verilmez. Atmosfere böyle bir oksijen çıkışı yoktur. Çünkü kendi iç bünyesinde kullanılır. Her ikisinde de karbondioksit özümlemesi besin sentezi gerçekleşir. Fotosentez yapan canlılarda klorofil pigmenti bulunurken kemosentez yapan canlılarda klorofil pigmenti yoktur. Fotosentez sadece gündüz ışık altında gerçekleşir. Kemosentez gece gündüz gerçekleşir. Fotosentezde fotofosforilasyonla ATP sentezi gerçekleşirken kemosentezde kemosentetik fosforilasyonla veya kemofosforilasyonla ATP sentezi gerçekleşmektedir. İşte biraz önce sözlü olarak anlatmaya çalışmış olduğumuz reaksiyonun şekline bir bakalım. İnorganik maddeli oksijen tepkimeye giriyor. Buradan inorganik tuz ve kimyasal enerji elde ediliyor. İşte arkadaşlar bu kimyasal enerji geliyor. Burada karbondioksit özümlemesinde kullanılıyor. Ve bunun neticesinde besin sentezleniyor. İşte nitrit bakterisi, nitrat bakterisi, kükürt bakterileri, ondan sonra hidrojen bakterileri. Bunlar nedir? Kemosentez yapan bakteri çeşitleridir. Demek ki kemosentez sonucunda arkadaşlar baktığımızda besin sentezi gerçekleşiyor. Oksijen gazı atmosfere verilmiyor. Ve burada klorofil pigmenti görev almıyor. Işık enerjisi kullanılmıyor. Özellikle bunları bir kez daha vurgulamak istiyorum. Arkadaşlar bir dahaki derse görüşmek üzere. İyi günler.